Babaanneciğim kalkalım mı hadi? Benim bir yere kadar gitmem lazım. Nereye? Bir işim var Tuğçe. Sizi de eve bırakayım. Ay, benim canım eve gitmek istemiyor. Sen işini gör gel. Bizi buradan al hadi. Tamam babaanneciğim nasıl istersen. O zaman polise mi haber versek? Ne için babaanne? Polis Kumru'yu bulur. Ay, taktı Kumru'ya. Tamam Tuğçe. Babaanneciğim ben senin için araştırırım merak etme. Hayır yani bir veda etmeden bile gitti. Hiç Kumru'ya göre bir şey değil. O bana söylemeden hiçbir şey yapmaz. Babaanneciğim afiyet olsun. Abi. Nereye gidiyorsun? Kumru'ya. Buraya mı getireceksin? Hayır Tuğçe. Tazminatı geri verecekmiş. Onu almaya gidiyorum. Geri mi verecekmiş? Ya canım ya. Bak ne kadar gururlu kız görüyorsun değil mi? Kumru bir numara abi. Keşke böyle annemleri ikna edebilsek de eve geri gelse ya. Hatta bence Meloş bile haklı olabilir. Yani böyle Kumru'yla sen. Hadi Tuğçe hadi. Sen babaanneme bak tamam mı? Ben de geç kalmam. Ben ne yapacağım? Oh Allah'ım ben ne yapacağım? Yaşar abi, o zengin bebesi Kumru'ya geldi. Tamam abi, merak etme. İndiriyorum şimdi. Ozan! Kumru, iyi misin? Ozan ben hiç iyi değil. Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Bir ağlama anlat bana ne oldu? Gel gir koluma. Ne oldu? Daha başlangıç. Bu evin hali ne böyle? Ne oldu burada? Ozan hırsız girmiş galiba. Ne? Hırsız girmiş. Ben uyuyakalmıştım. Uyandığımda ev bu haldeydi. Ya bir şey falan çalmış mı? Baktın mı etrafa? Baktım. Baktım sana vereceğim tazminatı çalmışlar. Ozan. Ozan. Ozan sen bana o zarfı verdiğin günden beri ben sana geri vermek istiyorum ama bir türlü veremedim. Bugün halledecektim. Ama işte hırsız girmiş. Ben gerçekten ne Kumru diyeceğim? Yeter. Daha fazla yorma kendini. Oyun oynamayı bırak. Ne oyunu ya? O parayı nelere harcadığını çok iyi biliyorum. Ozan. Ben parayı hiçbir yere harcamadım ki. Kumru neden bunu yapıyorsun? Ha? O parayı sana ben getirdim. Hakkın dedim. Sen istemiyorum diye rol yaptın. Uzatma artık. Ozan ne rol yapması? Sen ne diyorsun ya? Kumru gözlerimle gördüm parayı harcadığını. Niye yalan söylüyorsun?
Ozan ne gördün? O günden sonra sana geldim. Aldıklarına bakarken seni gördüm. Etrafında elbiseler, kazaklar, alışveriş çantaları. Hepsini camdan izledim. Sen çok yanlış anlamışsın. Ben sen... Evet, evet. Ben her şeyi yanlış anlamışım. Ben seni çok yanlış anlamışım Kumru. Sen var ya... tıpkı babamın anlattığı gibi biriymişsin, biliyor musun? Ne? O zaman baban ne dedi ki? Gözü yükseklerde dedi. Para avcısı, geldiği yeri küçümseyen, seni kullanmak isteyen biri dedi. Ama sana bir şey diyeyim mi? Ben bu kadarını beklemiyordum ya. Güzel prodüksiyon yani. Böyle parayı çaldılar, hırsızlar falan, güzel oyun. Ozan yeter! Artık yeter, gerçekten sus! Hani bana bunları da dedin ya. Ben daha fazla hakaretlerini duymak istemiyorum. Çık git bu evden. Ne oldu? Ha? Gerçekleri duymak zoruna mı gitti? Gerçekler öyle mi? Peki öyle olsun. Öyle olsun. Sen neye inanmak istiyorsan ona inan. Ama var ya umurumda değil artık. Ben kendimi biliyorum. Ama sen... sen bir gün çok pişman olacaksın. Ozan çık bu evden. Allah kahretsin ya! Bir bu eksik! İş tamam Yaşar abi.